İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Karim'deki eski kilise kaderine terk edildi. Artsakh'ın yanında ol. 10 Aralık'ta yardım amaçlayan bir teleton düzenlenecek. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Paşinyan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev 26 Kasım'da Soçi'de buluşacak. Fransa ve Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan'ın saldırganlığını demokrasiyi baltalayan eylem olarak görüyor. Birleşmiş Milletler'de Ermenistan Cumhuriyeti temsilcisinin Azerbaycan'ın saldırganlık hakkındaki mektubu Güvenlik Konseyi'nin resmi belgesi olarak yayınlandı. Bugün Montemel Konya'nın doğum günü. Batı Ermenistan'ın evladı Keti Kundakçan ile röportaj. Samvel Karapetyan'ın yazdığı Ermenistan Tarihi kitap serisi. Batı Ermenistan'ın başkenti Karin ilinde bulunan Ermeni Van Kilisesi ve yüzlerce irili ufaklı mağara keşfedilmeyi bekliyor. Define avcıları tarafından tahrip edilen Van Kilisesi'nin sadece arka duvarı ayakta kalmayı başarmış durumda. Mahalle sakinlerinden biri kilise hakkında şöyle konuştu. Bu kiliseyi Ermeniler çok sağlıklı bırakmışlar. Fakat geçmişimizdeki büyüklerimiz bu kiliseyi tahrip etmişler. Bu kilise yapılıp turizme kazandırılırsa köyümüzde, bölgemizde faydası olur diye düşünüyorum. Ayrıca burası çok ilginç. Doğa görüntüsüne sahip yapı olarak dere içinde kanyon. Burada yüzlerce mağara, eski antik yapılar var. Gezip görmeye değer bir bölge. Herkese tavsiye edebiliriz. Artsakh'ın Yüksek Teknoloji ve Stratejik Planlama Merkezi adlı vakfı, Artsakh'ın yanında ol başlıklı bir teleton gerçekleştirecek. 10 Aralık, Artsakh'ın bağımsızlığına ilişkin referandumun 10 Aralık 1991'de yapılması bakımından önemlidir. Aynı gün, 15 yıl sonra anayasa kabul edildi. O gün, aynı zamanda insan hakları günüdür. Fonun ana misyonu, Artsakh'ın bozulan sosyoekonomik gerçekliğinin restorasyonuna katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda maraton boyunca toplanan tüm para, Artsakh'ın gelişimine yönelik iş ve girişim fikirlerini desteklemek için tahsis edilecek. Maraton 4-5 saat boyunca farklı televizyon kanallarında yayınlanacak. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Paşinyan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev 26 Kasım'da Soçi'de bir araya gelecek. Görüşme Rusya Devlet Başkanı'nın inisiyatifiyle gerçekleşecek. Üç ülke liderinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021'de vardıkları anlaşmaların uygulanmasını ele almaları ve bölgede istikrarı güçlendirmek için barışçıl bir yaşam tesis etmek için atılacak adımların ana hatlarını belirlemeleri planlanıyor. Ticari, ekonomik ve ulaşımla ilgili bağlantıların geliştirilmesine özel önem verileceği de belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta Paşinyan ve Aliyev'in 15 Aralık'ta Brüksel'de görüşme konusunda anlaştığı açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından Rusya'nın da Brüksel'deki buluşma öncesinde bir zirve organize etmeye çalıştığı basına yansımıştı. İkinci Artsakh Karabağ Savaşı sonrasında Rusya'nın inisiyatifiyle Azerbaycan ve Ermenistan Cumhuriyeti arasında ateşkes imzalandı ancak çözülmeyen pek çok konu gerilim yaratmaya devam ediyor. Fransa Senatosu Başkanı Gérard Larcher, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Alain Simonyan başkanlığındaki Ermeni heyetini Paris'te makamında kabul etti. Görüşmede taraflar, görüşmeden birkaç saat önce Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Garkunik bölgesi yakınlarındaki Ermeni askeri üslerini bombalaması ve bunun sonucunda bir Ermeni askerinin öldürülmesi konusunu ele aldılar. Taraflar Azerbaycan'ın saldırgan eylemlerini demokrasiye tecavüz olarak nitelendirdi. Fransız Parlamentosu Başkanı Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki durumu yakından takip ettiklerini, savaş sonrası gelişmelerden haberdar olduklarını kaydetti. Ermeni tarafı ise Fransız Parlamentosu'nun iki kanadının aldığı kararları yüksek takdirle değerlendirdi. Taraflar, Agitmis grubu eş başkanlarının yetkisi altında Artsakh sorununun barışçıl şekilde çözülmesinin yanı sıra Azerbaycan'da tutulan tüm Ermeni savaş esirlerinin ve sivil rehinelerin geri dönüşü de dahil olmak üzere savaş sonrası insani sorunların acil çözümünü görüştüler. Görüşmenin ardından Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi ile Fransız Senatosu arasında bir anlaşma imzalandı.
Ermenistan Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinden verilen bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin Birleşmiş Milletler Başkanı'na 16 Kasım'da yazdığı mektup bir Güvenlik Konseyi resmi belgesi olarak yayımlandı. Belgeyi web sitesinde sunuyoruz. Montemel Konyan, Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan kurtulmuş bir Ermeni ailesinde 25 Kasım 1957'de Kaliforniya eyaletinin Visalia kentinde doğdu. 20 yaşında Kaliforniya'nın Berkeley Üniversitesi'ne girdi ve arkeoloji ile Asya tarihi uzmanı sertifikası alarak çift ünvanlı mezun oldu. Üniversitede okuduğu sırada Ermeni Öğrenci Birliği'ni kurdu. 1978'de Oxford Üniversitesi'ne girdi ancak bitirmeden iç savaş sırasında Beyrut'taki Ermeni mahallesinin savunmasına katılmak amacıyla Beyrut'a gitti ve burada 3 yıl boyunca mücadelede bulundu. Mayıs 1980 tarihinden itibaren Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni gizli ordusu Asala'nın başkomutanlığını üstlendi. 27 Kasım 1985'te Paris'te sahte pasaport ve patlayıcı bulundurmak suçundan tutuklandı ve 1989'a kadar hapiste kaldı. 1990 Ekim'inden itibaren Artsakh'ı savunmak için hazırlandı. 1992'de Martuni askeri bölgesinin komutanıydı. Martuni, onun liderliğinde Artsakh'ta en korunan ve savaşa karşı en iyi konuşlanmış bir bölge oldu. Monte, 12 Haziran 1993'te Ağdam bölgesindeki Marzili köyünün yakınlarında şehit düştü. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen Armenia TV'de Batı Ermenistan'ın kızı Keti Kundakçıyan, Batı Ermenistan'ın çeşitli bölgelerine yaptığı ziyaretlerden bazı detaylar anlattı. Özellikle Hamşen ziyaretine odaklanarak Ermenilerle bir araya geldiğini ve onlarla sohbet ettiğini, onların yaşam ve gelenekleri hakkında bilgi edindiğini anlattı. Hamşen'de büyük ölçüde şarkılara ve danslara özel önem verilerek Ermeni kültürü genel olarak korunmaktadır. Sevgili yurttaşlar, Samvel Garabedyan'ın kaleme aldığı ve kendi girişimiyle 4 ciltlik Ermenistan Tarihi başlıklı kitap serisine ek olarak Rafi Kortoşyan'ın yazdığı Erzurum ilinin Hınus eyaletine adanmış 5. cildi yakında yayınlanacak. Bahsi geçen cildin aboneliği şimdiden başlamıştır. Son teslim tarihi 31 Aralık 2021. İsteyenler fon hesabına ücreti aktararak veya sadece fon ofisini ziyaret ederek üye olabilirler. Aboneliğe posta ücreti dahil değildir. Kitap Şubat 2022'de okuyucunun masasına konacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Tatul Altunyan adlı devlet şarkı ve dans topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Tamzar adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.